Oğlum. Ne haber? Öyle gibi Alday. Cümleten selamünaleyküm. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yayladan yeni bir videoyla karşınızdayız. Sisli bir hava. Böyle tek tek sulu kar atar gibi. 2-3 gün önce tepelere kar yağmıştı. Zorlu da bir gün. Bakalım, koyunun başındayız. Herkese iyi seyirler şimdiden. Ali dayıyla beraberiz bugün. Tek kişi imkanı yok. Bu havada. Bu arada ben köydeyken zalimim. Boğuşmuş Melo. Cesur'la birlikte. Bir Cesur'u boğmuşlar. Melo'yla ikisi. Sonra zalıma bir yüklenmişler. Ali dayı ayırmış. Ben köydeydim. Kancası da düşmüş dağda. Salım. Bir yerinde pek bir şey yok. Cesur'da biraz sıkıntı var. İkisi ilk başta ona yüklenince. O evde artık evde bıraktık. Boğuşmasınlar diye. Salım. Oğlum. Daha ilk defa böyle boğuşa girdi zalım. Korumaya çalıştım elimden geldiğince. Yani bir zarar görmesin diye. Diğer köpekler de aynı şekilde. Hiçbir zaman boğuşsun istemeyiz. İlk defa böyle bir şeye girdi. Hafiften ince ince böyle yağmur sulu kar çiser gibi. Bayağı bir soğuk bir hava var. Hayırlısı. Öyle kar yağacak olursa büyük ihtimal köye de göçebiliriz. Ben genelde koyunun arkasına bakacağım. Yeni oğlaklar var bir de. Şunlar. Mehmet Ali aldı. Bunları da takip edeceğiz. Ayrılırlar mı? Ayrılmazlar mı? Evet, 2 gündür de yağışlı olunca kalın mantarlardan, kaliteli olanlardan çıkmış. Zalım. Burada da varmış zalım mantar. Yaylın kızlar. Karmar yağarsa karnınızı iyice doyurun. Artık göç zamanı yanaştı. Her an yani belki bugün sabah beyazlatsa inebilirdik. Biraz yağmur yağdı sabah. Şimdi yine tekrardan başlıyor. Her an her gün göçebiliriz. Zamanı geldi artık. 10-15 gün de durabiliriz. Evet. Yağmur hızlandı şöyle. Sanki sulu kar gibi atıyor. Zalımın düşürdüğü kancayı bulacağız. Ali dayım vardı. Boğuşurken düşürmüş şu taşların üstünde bir yerde. Onu bulacağız. Evet. Karla karışık yağmur atmaya başladı. Herhalde bugün nasip olursa kar seyredeceğiz.
Bakıyorum Ali dayı aşağıya. Ama koyunlarımıza bir şey olmasın, yeter ki benim en sevdiğim hava. Karı da özledik, hadi bakalım telefonu ıslatacağız. Yağarsa çekelim. Ama sulu kar atıyor şu an, beyaz beyaz arada atıyor. Ali dayı mantarların üstünden geçmiş, görmemiş. Oo, taptaze. Gelin bakayım, karda üşümeyin. Oh. Bunlar daha yeni çıkmış. Bir mantar mı yiyeceksin? Dur. Dur. Önce ben gördüm. Önce ben gördüm. Önce gezseydin. Yo. Yiyecek misin? Yo, bunlar, bu yeniyor Alday. Biz yemiyoruz da. Ben onu çiğ bile yedim geçen ya. Çiğ mi? Malatyalı bir adam var. Baktım gözümün önünde. Kıra kopardı yedi. Ben de yedim onu. Ali dayı çok tehlikeli. Hayatta. Bakayım. Hayatta bunu İçine bakayım. Çiğ yeme. Hayatta. Ha, bu beyaz ya. Benim dediğim o şey. Çayırlarda olur ya. Çayırda külah mı diyorlar. Dedem külah mı demiş. Onlara dedim. Ha. Hiçbir zayi mantarı çiğ yeme. Bunu değil sadece. Dokunma ihtimali her zaman var mantarın. Hele dağda karaciğeri anında 1 saat 2 saat içinde karaciğeri parçalayabilir. Direkt hastaneyi bulman lazım. Tabii her sene 70-80 kişi Türkiye'de ölüyor mantar zehirlenmesinden. Hava aynı kar topluyor gibi Alday tekrar. Bir geldi durdu, tekrar geliyor gibi şöyle. At güzel ama koyunlar yayılıyor. Mecbur doyuracağız. Üşüdük. Elim üşüdü ama kar yağarsa hayvanın karnı tok olması lazım. Bakacağız duruma göre, eğer yağış durumu olursa yarın köye de inebiliriz. Hiç belli olmaz bu saatten sonra günlük. Hatta bugün sabah neredeyse inmeyi de bir konuştuk, insek mi yağar mı yağmaz mı diye. Mantarları da bulduk. Hemen bir toplayalım. Elim de üşüdü. Evet, 2-3 saattir yeni bir önümüzü görebildik. Sis yeni bir açıldı. Ali dayı haydi duman kaybol biraz diyor. Çünkü bayağı yorulduk. Acıktık da. Yağmur da bir yandan çiziyor elimiz. Amin Ali dayı. Saatlerdir bir yer görmüyoruz değil mi? Oyunumuz da çok güzel dağıldı şöyle. Dipten tepeye kadar. Sis artık biraz daha yukarılarda. Evet, mantarları bulduk. Bunlar kaya gibi. Diğer inceler gibi değil. İki gündür gece ayaz olmayınca. Oo, taptazeler. Daha var bayağı.
Yavaşça eve, sobanın başına doğru gidiyoruz. Elim telefonu tutmuyor. Gerçekten zor tutuyor. Salıma baksanıza, şu karşı tepeden indik. Orada koyunları seyrediyor. Aslarım benim. Zalım. Koyun geldikten sonra yürüyor. Tepeden seyredip seyredip. Tekrardan yağmur başladı. Şöyle eve yaklaştık. Sis de bastı. Maşallah karınlar tok tabi. Daha gideceğiz akşama kadar. Evde Mehmet Ali var. Çayı, sobayı yaktı. Üstümüzü bir kurutalım. Tekrar akşama kadar devam. Zor işler ama yapacak bir şey yok. Güneşli olduğu zaman iyi. Böyle zamanlarda tabi zorlukları var. Ama hayvanlarımıza bakmak zorundayız. Hadi bugün yatalım diyemeyiz her gün. Bakmamız lazım. Oo, sert esmeye başladı soğuk. Yaylamızın içine geldik sonunda. Şu an sobayla çayı hayal ediyorum. Koyunu tabii katmayı düşünmüyoruz. Çok fazla yağmıyor yağmur. Biz yemek yerken Mehmet Ali bakacak. Bir saat. Çay da hazır. Eve geldik. Üşüdük de tarhana çorbamız var. Sıcak. Onu bir içelim. Yeter Allah, o bize herhalde. Yeter. Burada kuru fasulyemiz de var. Çayımız demli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Biber atalım mı halde? At, iyi olur. Şeye atalım, tarhanaya atmayalım. Ya, sağ ol, öbürünü at. Az grip olacak gibiyim, biliyor musun? Ha, iyi olur acı. 4-5 gündür acı yiyorum. Geçirdik gibi. Tam şimdi havaların şey zamanı ya, olur. Grip. Tam grip mevsimi. Sen yarın gelir mi kaçma? Gelir o herhalde. Ya Mehmet Ali'yle biz kaldığımız. Olabilir. Mehmet Ali gitmeyecekse. Bir işi olsa belki gitmedi. Biz cuma günü beraber çıkarsın. Hmm. Ağır bile yapacağım. Şimdi ben gidersem babası da mecbur cumada işi vardır diyor. Mehmet Ağa'nın kalması lazım büyük ihtimal. Yarın perşembe mi? Ha, yarın perşembe. He. Mehmet Ağa'yı mecbur olursa seni belki gönderiveriz ya. Sağlıklar da gidelim. Bakalım bakalım ya, duruma uyuyor. Yağış göstermiyorum. Biraz soğuk. Soğuk olsun, koyun iyi ya. Soğuk olsun da yağarsa kötü, tutmaz da sana. Dolanıp duruyoruz zaten, ne yapsın. Soğuk da iyi yayılır.
akşam yemeğimizi de çıkartıyoruz bir yandan. Tekrardan bunları buldum. Bugün iyi çıkmışlar ama yarın hepsi üşümeye başlar. Evet. Topladığımız mantarlar da şöyle. Fırına verelim. Akşam yemeğimiz de hazır olsun. Tosun taş. Pişmiş mi bunlar Ömer abi? Pişmiş, hem de beti yiyelim bunları. Azalmış gibi bu. Bu niye? Evet, Rabbim yokluğunu göstermesin. Bugün acil soğan, limon, turp yiyeceğiz artık. Havalar soğuk, üşüdüp hasta olmayalım. Hayvanlara bakamayız değil mi Halil? Biz hasta olursak. Bunda ancak koruna değil mi? Tabii. Pek biri gelip de herhalde hayrına ben güdüvereyim demez. Başka iş olsa olur belki de, koyunu da herkes de güdemez. Şöyle biraz da sokak lambasında hafif ince ince bir şeyler çiziyor gibi, buradan da görünmüyor ama belki sabaha karla uyanacağız, onu da bilmiyoruz. Oğlaklar ben korktum da ama iyi lan. Vallahi iyi oldu. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Biraz kısa oldu. Nasip olursa birkaç gün içinde de daha evine de gideceğim. Artık orayı ekme zamanı geldi. Geçiyor da. Buğdayları ekeceğiz. İnşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.